Müjdeyi ver. Evet, ton balık. Ton balık. Burada biz 06 birincinde yetişen öğrencileri yetiştiren bir okuluz. Öğretmenlerinden hizmetlilerine, yardımcı personelinden ve öğretmenlere kadar 06 birincinde yetiştiren bir okul olarak hedeflemekteyiz ve öyle de olduğumuzu inanıyoruz. Neler yapıyoruz? Kurumlardan, özellikle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çay posaları, Meran Belediyesi'nden çay posaları ve diğer kurum kuruluşlardan çay posaları toplayarak çay posunu getir, Beşik Saksı götür kampanyasıyla bayağı bir kompost evimize, kompost makinemize çay posası getiriyoruz ve yine toprak oluşumunda, kompost oluşumunda kahverengi atıklardan olan çay posasının önemini belirtiyoruz. Neden? Bu da bir evrensel atık olarak geçiyor. Artı çay posasından ayrı biz evlerden, velilerimizden, öğrenci velilerimizden plastik kutuları getirmesini rica ediyoruz. Çünkü plastik kutuları doğada yüzyıllar boyunca kaybolmuyor. Biz bunları burada değerlendirerek, saksı yaparak, keramik yaparak, onları küçük materyallerde makarnalarla güzel güzel süsleyip burada saksı, keramik o şekilde değerlendiriyoruz. Biz burada hiçbir atık olarak değil, üretim olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda kendi toprağımızı kendimiz üretiyoruz. Kompost yaparak çiçeklerimiz için oldukça verimli bir toprak üretiyoruz. Kendi kompost makinamız var. İlk biz burada bir proje kapsamında alarak yaptık. Daha sonra Sayın Bakanımız Mahmut Özer'in geçen yıl okulumuzu ziyaretiyle makinamızı görüp beğenmesiyle bu proje daha da yaygınlaştırılmak istenmiş. 33 tane özel eğitim okuluna, tarım alanı olan okullara dağıtımı yapılmıştır. Diğer okullarımız da aynı şekilde bizim gibi üretim yapmaya başlamışlardır. Bu makinamızda biz mutfaktan çıkan artıklar, mantardan çıkan kompost artığı, yeşil atıklar, bahçemize sebze yetiştiriyoruz, onlardan çıkan atıkları kullanıyoruz, çay posası, bunları yumurta kabukları değerlendirerek kendi toprağımızı üretiyoruz. Aynı zamanda içerisinde biz bir yapılan Ar-Ge çalışmasında deneme amaçlı yaptığımız koyun yününü de katarak daha verimli bir toprak oluşturmaya çalıştık ve bunun geri dönüşümlerini oldukça olumlu aldık. Bundan sonra da içerisinde yine koyun yününü katarak daha verimli bir kompost toprağı oluşturmaya başladık. Koyun yünün içerisinde organik besinler oldukça fazla. Aynı zamanda su tutma kapasitesi diğer materyallere göre daha fazla ve toprağa da düzenleme açısından daha da faydalı bir materyal olduğu için koyun yününü de kullanıyoruz aynı zamanda. Koyun yününden elde ettiğimiz gübrelerimiz bunlar.
Birisi toz haline getirmiş, birisi de küçük küçük sarmışlar. Çevreyi koruma açısından daha faydalı, hem de çok fazla yani masraf yapmadan kendi materyalimizi kendimiz hazırlamış oluyoruz. Bizim okulumuzu diğer okullardan ayıran en önemli özelliğimiz sıfır atık platformu olan okul olmamız. Geri dönüşüme müsait olan bütün materyalleri biz tekrardan değerlendirerek kullanıyoruz. Hem çevreyi korumuş oluyoruz hem de tasarruflu bir şekilde kendimize ait olan kullanacağımız materyalleri de üretmiş oluyoruz. Kompost bunlardan birisi. Daha sonra kendi yaptığımız saksı çalışmalarımız var. Özellikle teneke kutularını biz saksı olarak değerlendiriyoruz. Onları boyayarak güzel bir hale getiriyoruz ve saksı olarak kullanıyoruz. Bunları da aynı zamanda okulumuza katkı olsun ve öğrencilerimize katkı sağlasın diye döner sermaye kapsamında almak isteyenlere cüzi bir ücret karşılığında satarak okulumuza ve öğrencilerimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evlerimizde çöpe attığımız atık kutularımızdan, mesela ıslak meyve kutumuzdan yaptığımız bir tane kalemliğimiz. Böyle şeyleri değerlendirmeye çalışıyoruz ve çocuklarımıza ellerindeki sıkıntılarını, yani ince motorlarını geliştirmeye çalışıyoruz.